Merhabalar, funnel eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda yine sistem paneli üzerinde bulunan ana başlıklardan biri olan otomasyon başlığına değineceğiz. Görmüş olduğunuz gibi otomasyon başlığı altında iki konu inceleyeceğiz. Birincisi Rus adını vermiş olduğumuz kurallar. ikincisi de workflows adını vermiş olduğumuz iş akışları. Biz daha öncesinden funnel eğitimlerimizde ne demiştik arkadaşlar? Funnel dediğimiz şey bizim işimizi otomasyon sistemlerine dökmek. Yani manuel süreçleri işin içinden çıkartıp Otomatik süreçleri işin içine dahil etmek. Kendi kendine işleyen otomatik sistemler oluşturmak istiyoruz. Funnel'ın mantığı zaten bu. Dolayısıyla otomasyon sistemlerini kurmak son derece önemli. Ve bu otomasyon sistemlerini de burada görmüş olduğunuz iki alt başlık üzerinden kurguluyoruz. Kurallar oluşturacağız ve iş akışları oluşturacağız. Bu oluşturmuş olduğumuz kurallar bazı senaryolarda bazı istediğimiz şeyleri otomatik bir şekilde gerçekleştirecek. Bu iş akışları da yine bizim istediğimiz senaryolar gerçekleştiğinde farklı şekilde hareket etmesini sağlayacak funnel'ımızın. Yani arkadaşlar otomasyon dediğimiz şey özet olarak şöyle bir şey. Biz sisteme diyoruz ki bak şu 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 olduğunda şunu 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 yap. Bu 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 olduğunda şunları 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 yap tarzında kurallar oluşturuyoruz. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda burada ne anlatmıştık? Kontaks başlığı altında etiketlerden bahsetmiştik. Demiştik ki mesela kullanıcı şu sayfaya geldiğinde şu etiketi oluştur. Bu sayfaya geldiğinde bu etiketi üstüne yapıştır tarzında etiketlerimiz var ve her şey bu etiketler dahilinde dönüyor. Sistem IO'da demiştik. Tamam? Bu etiketleri oluşturduk ama bu etiketleri oluşturduktan sonra bu etiketleri alıp o kişilerin üzerine yapıştıracak bir sistem olması lazım. Bunu kim yapacak? Bunu otomasyon sistemleri ve kurallar yapacak arkadaşlar kurallar ve iş akışları. İşte burada oluşturmuş olduğumuz o etiketleri burada oluşturacağımız kurallar ve iş akışları sayesinde gerçekleştireceğiz. Şimdi otomasyonun nasıl işlediğini anladık. Gelelim bu kurallar başlığına neye benziyor hemen bir bakalım. Şimdi kurallar başlığına geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi benim oluşturduğum örnek funnel üzerinden 3 tane kural oluşturmuşum. Burada mesela dijital eğitim paketleri satış funnel'ı adında bir örnek funnel oluşturdum bu eğitim serisinde ilerleyebilmek için. Ben demişim ki bu kuralda bakın kullanıcı bu funnel'daki karşılama sayfası adını verdiğim sayfaya gelirse onlara ücretsiz eğitim sayfasına gelenler adını vermiş olduğum etiketi ekle. Bakın funnel'da belirli bir sayfaya geldiğinde kullanıcıya bu etiketi ekle demişim. Bu etiketi daha önceden oluşturmuştum zaten. Bakın bu kuralın başlığı sayfa ziyareti. Sayfa ziyareti üzerinden bir kural oluşturabildim. Burada bir başka kural oluşturmuşum. Bu kuralın başlığı da funnel step form subscribe. Yani herhangi bir funnel adımında e-mail adresini bize verip bir kayıt işlemi aldığımızda oluşturacağımız bir kural bütünü. Burada da demişim ki bakın kullanıcı bu oluşturduğum örnek funnel sayfasına, karşılama sayfasına gelip bakın burada sadece gelmişti. Geldi ama herhangi bir işlem yapmadı. Bakın o sayfada şu sayfa gösteriyorum. Bu benim oluşturduğum örnek funnel sayfası. İlk giriş sayfası. Tamam kullanıcı geldi buraya. Şöyle baktı, baktı, okudu falan. Ne dedi burada? Ha, Demek ki burada ücretsiz bir şey varmış falan dedi. Şimdi burada kullanıcının yapabileceği iki hamle var. Ya buraya e-mail adresini verip ücretsiz eğitime katıl diye bir sonraki aşamaya geçecek. Ya da buradaki bilgiler onu tatmin etmeyip çıkıp gidecek. Şimdi iki tane senaryo var. Ben bu kurallarda birinci senaryoya burada ne yazmışım? Demişim ki bakın kullanıcı o ana sayfaya geldiğinde hiçbir şey yapmasa dahi ona ücretsiz eğitim sayfasına gelenler etiketini ekle. Çünkü buraya kimin geldiğini ben görmek istiyorum. O etiketi ekledi. Tamam ama kullanıcı bu sayfada e-mail adresini girip kayıt olursa yani şuraya e-mail adresini girip ücretsiz eğitim katıl butonuna basarsa formu doldurmuş olacak. Yani burada kaydını almış olacağız. Dolayısıyla bu işlem gerçekleştirdiğinde de ona 3 tane kural oluşturmuşum. Bakın bir kural içerisinde 3 tane aşama. Demiş ki bu işlemi yapanlara öncelikle ücretsiz eğitime kaydolanlar etiketini ekleyin. Bakın burada ücretsiz eğitim sayfasına gelenler burada kaydolanlar. Herkes kaydolmuyor bazısı çıkacak. Burada kaydolanlara o etiketi ekledim. Bu birincisiydi. Birinci otomatik işlem. Kendiliğinden oldu. İkinci bir otomatik işlem daha ekledim buna. Dedim ki burada etiketi ekledim tamam. Tamam. Bir de gerçekten onu eğitim panelinin içerisine al. Yani o kursun içerisine kaydet demişim. Ne demişim? Ücretsiz Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimine full access, full yani giriş izni ver demişim. Onların mail adresine otomatik bir mail gidecek. O mailde linke tıklayacak ve o ücretsiz eğitim modülünün olduğu panele kendi şifresini oluşturarak erişim sağlayabilecek. O e-mail adresini buraya girerse. Bakın, otomatik bir şekilde oluşturdu. Üçüncü adımda da bir etiketi üzerinden çıkarttım. Neden çıkarttım arkadaşlar? Daha önceki videomda bunu açıklamıştım. Demiştim ki bakın kullanıcı buraya geldiğinde ücretsiz eğitim sayfasına gelenler etiketini ekledim. Tamam o etiket üstünde var. Ama buraya e-mail adresini girer ve ücretsiz eğitime katıl derse artık o etiketin o kişinin üzerinde olmasının bir mantığı yok. Çünkü ona bir başka etiket ekledim. Ne etiketi ekledim? ücretsiz eğitime kaydolanlar kayıt olanlar etiketini ekledim. E kaydolanlar etiketi varsa gelenler etiketinin üzerinden çıkartayım. O yüzden burada remove tag dedim. Şu etiketi üzerinden çıkart dedim. Bu şekilde bu kural adımında ne oluyor? Kullanıcı buraya geliyor. Üzerine gelenler etiketi ekleniyor. Buraya e-mail adresini girip eğitime katıl butonuna tıkladığında gelenler etiketi siliniyor. Kaydolanlar etiketi üstüne ekleniyor ve mail adresine ücretsiz eğitim paneline erişim sağlayabileceği bilgiler ulaşıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, bu şekilde kurallar oluşturabiliyorum. Bunun haricinde üçüncü bir kural oluşturmuşum arkadaşlar burada. Bu üçüncü kural bir başka funnel sistem için oluşturmuş olduğum kural. İkinci bir funnel sitesi oluşturmuşum. Onun adına da Dijital Göçebe Okulu adını vermişim. O funnel sitesinde e-book ana sayfasına gelen ve burada funnel step form subscribe yazıyor arkadaşlar. Ne demek? Daha önce de dediğim gibi burada e-mail adresini verip e, kayıt butonuna basması işlemi anlamına geliyor bu. O e-book ana sayfasında mail adresini verip kaydolanlara şu kampanyayı üzerine ekle demişim. Hatırlarsanız e-mail alanında bir kampanya oluşturmuştuk. Ne demiştik? Bu kampanya içerisine 3-5 tane 6 tane sıralı sıralı e-mailler ekleyebiliriz. Ve kullanıcı bu kampanyaya dahil olduğunda o e-mailler belirlemiş olduğumuz kurallar ölçeğinde kişiye otomatikman gidecek demiştik. Örneğin 3 tane e-mail oluşturduk bu kampanyanın altında. Dedik ki birinci e-mail Kullanıcı buraya kayıt olduğunda hemen gidecek. İkincisi ilk e-mail gittikten 3 gün sonra gidecek. Üçüncü e-mail de ikinci e-mail gittikten bir hafta sonra gidecek tarzında ya da hemen gidecek tarzında kurallar belirledik bu kampanyaya. Yani daha önce de söylemiş olduğum gibi burada ne yaptık mesela etiket oluşturduk. Bu etiketin aktifleştirilmesi işlemini automation altındaki kurallardan oluşturduk. Aynı şekilde e-mail başlığı altında anlattığımız şekliyle kampanya oluşturduk. Ama bu kampanyanın aktifleştirme sürecini buradaki Rules Automation başlığı altındaki Rules alanından, kurallar alanından oluşturduk. Dolayısıyla ben daha önceden oluşturduğum ücretsiz e-kitap kampanyasını bu kişiye, bu eylemi gerçekleştiren kişinin üzerine tanımlanmasını sağladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kurallar oluşturabiliyorsunuz. Nasıl oluşturabiliyorsunuz kurallar? Hemen add a rule diyorsunuz. Kural oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Ve burada karşınıza bir trigger, bir de action butonları çıkıyor. Trigger demek şu demek arkadaşlar. Şu olduğunda, bu olduğunda, şöyle olduğunda, şunu yaptığında, bunu yaptığında tarzındaki kelimeler trigger'ı ifade ediyor. O nedenle biz kuralımızı ne olduğunda başlatacağız? Onu buradan seçiyoruz. Trigger işlemini artıya basıyorum ve bakın burada seçebileceğimiz seçenekler geliyor. Bir sürü kural var. Örneğin bir sayfayı ziyaret ettiğinde bir kural çalıştıracaksak buradan page visited diyoruz. Hemen altında da yazıyor zaten. Kullanıcı sizin seçmiş olduğunuz bir sayfaya geldiğinde bir kuralı başlatır diyor. Ya da örneğin bir satış olduğunda kullanıcılara işte hoş geldiniz maili otomatik bir şekilde at tarzında bir kural oluşturmak istiyorsam trigger kısmına yeni bir satış olduğunda işlemini seçebilirim. Ya da bir kursa kayıt olduğunda bir webinar'a kayıt olduğunda, bir kampanya tamamlandığında, kullanıcılar bir kampanyayı tamamladığında bir kural oluştur tarzında aşamalar seçebilirim. Burada bizim çok fazla kullanacağımız seçenekler en başta gözüküyor zaten. Örneğin kullanıcı bir etiket aldığında şu kuralı oluştur tarzında kuralları çok çakiz oluşturacağız. Mesela kullanıcı bir sayfaya geldiğinde ona şu etiketi yapıştır diyoruz. Tamam o etiketi aldı mı? Hemen bir kural oluşturduk. Şu etiketi aldığında kullanıcıya şunu gönder, bunu gönder, şunu yap, bunu yap tarzında bir kural oluşturacaksak etiket ekleme kuralını oluşturuyoruz. Aynı şekilde etiket çıkartma kuralını da bu aşağıdaki seçenekten oluşturabiliyoruz. Şurada göstermiş olduğum gibi kullanıcının e-mailini alıp bir sonraki aşamaya geçmesini sağladığımız aşama form subscribe yani Kullanıcının bilgilerini aldığımız kullanıcının bir sonraki aşamaya geçmek için üye olduğu aşamalar adını veriyoruz biz bunlara. Bunları da e, burada görmüş olduğunuz funnel step form subscribed işleminden yapıyoruz arkadaşlar. Bu olduğunda bir kural oluştur diyorsak bunu seçeceğiz. Hemen mesela tag edit diyelim. Bir etiket eklendiğinde bir aksiyon alacağım bir şey isteyeceğim. Onu buradan seçeceğim. Şimdi hangi etiket? Daha önceden benim oluşturmuş olduğum etiketler burada karşıma çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben dedim ki e-book alanlar adında bir etiket oluşturmuşum. Tıkladım buna ve dedim ki kullanıcı e-book alanlar etiketini üzerine aldığında anlamam gerekiyor ki bu kullanıcı bilgilerini vermiş ve e-book'u istemiş. O zaman bu etiketi alan kullanıcıları bir kampanyaya dahil etmek istiyorum ya da bir mail atmak istiyorum. Bu mailin içerisinde de e-book'un olduğu bir dosya olacak. Bakın kampanya ise buna sadece e-book'un olduğu bir e-mail göndermek istiyorsak otomatik bir şekilde buna tıklayacağız. Hemen send email diyorum ve buradan e-mail'i seçiyorum. Daha önceden e-mail burada oluşturduysanız onlar çıkacak zaten. Kampanyanın içerisinde birçok e-mail oluşturmuştunuz ya arkadaşlar. Onlar çıkacak oradan e-mail'i seçeceksiniz. Burada şu anda yok. Ben mesela buradan bir kampanya oluşturayım. Subscribe. Buradan ücretsiz e-kitap kampanyası dedim. Ve bu kampanyanın içerisinde de atıyorum birbirini takip eden 3 tane mail var. Bunu dedikten sonra save a rule dedim. Bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Kullanıcı bakın yeni oluşturduğum şey şurada. Kullanıcı e-book alanlar etiketini aldığında ücretsiz e-kitap kampanyasına dahil olmuş olacak ve ilk mail hemen gidecek e kitabının olduğu mail. Daha sonra o kullanıcıya ücretli eğitimlerimizi satmak için ya da herhangi bir amacımız varsa ona yaklaştırmak için soğuk kitleden ılığa, ılıktan sıcağa doğru getirmek için ikinci maili iki gün sonra, üçüncü maili üç gün sonra falan otomatik şekilde gitmesini sağlayacağız. Automation kuralları bunlar arkadaşlar. Burada bir sürü kuralınız olabilir ve kurallarınızdan herhangi birini bulup onları değiştirmek, silmek istiyor olabilirsiniz. Nasıl kolay bulabilirsiniz? Burada filtreleme seçeneklerinden bulabilirsiniz. Mesela etiket ekleme ile alakalı kuralları karşıma çıkart dediğimde sadece etiketle alakalı kurallarınız karşınıza çıkacaktır. Burada filtreleyebilir ve oluşturduğunuz kuralları kolayca bulabilirsiniz arkadaşlar. Automation hayat kurtaran ve işlemlerimizi otomatik pilota almamızı sağlayan en önemli alanlardan biri ve bunları da kurallarla yapıyoruz arkadaşlar. Kurallar bizim elimiz, ayağımız, her şeyimiz. Şimdi gelelim workflows'a yani iş akışlarına. İş akışları ne demek? Hemen bir tıklayalım ve bu panel üzerinden iş akışlarını anlatmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar, automation yani iş akışları şurada görmüş olduğunuz kuralların biraz daha kompleks versiyonu. Kurallarda çok basit kurallar oluşturdunuz. Dediniz ki şu olduğunda şu olsun, bu olduğunda bu olsun. İş akışlarında da bu kuralların 3-5 tanesinin bir araya geldiği daha karmaşık e, kurallar bütününü bir sistem dahilinde oluşturmak istediğiniz zaman yapacağınız işlemler. Genelde e-mail pazarlama sistemlerini iş akışlarından yapıyoruz. Workflows dediğimiz iş akışları bizim otomatik e-mail kampanyaları oluşturmamızı sağlayan e-mail pazarlama yapmamızı sağlayacak alan arkadaşlar. Neye benzediğini göstererek anlatayım. Uygulamalı bir şekilde zaten daha sonra funnel eğitimlerimizde gösteriyor olacağız. Şimdi ben buraya create dedim ve deneme iş akışı diyelim. Create butonuna bastım. Ve buraya geldi arkadaşlar. Aktif etmedi menüs. Aktif edebilmeniz için şuradan Activate butonuna basmanız gerekiyor. Ben önce Edit diyerek bunun içine gireceğim. Ve bu iş akışını düzenleyeceğim. Tıkladım Edit'e. Şimdi arkadaşlar iş akışını oluşturacağım panel karşıma geldi. Daha önceden kullandıysanız e, Send Grid, işte e, Active Campaign gibi e-mail otomasyonlarını oluşturduğunuz e, panellerle aynı mantıkta ilerliyor. Burada mesela İş akışını, otomatik kuralları başlatacak o ilk adımı seçmem gerekiyor. Bu otomatik sistem ne olduğunda başlasın? Hemen onu buradan seçiyorum. Bakın diyor ki ilk trigger'ınızı seçin. Ben de diyorum ki ilk trigger'ım bir etiket olduğunda örneğin e, ücretsiz eğitim sayfasına gelenler etiketini birisi aldığında yani şuradaki e, ana sayfama birisi geldiğinde bu otomatik sistemleri başlat diyorum. Çünkü buraya kullanıcı geldiğinde daha önceden oluşturduğum etiket buraya gelenler etiketi üstüne eklenecek. Şimdi bizim otomatik sistemlerimiz başlatacak ilk eylemimizi seçtik. Dedik ki kullanıcı bu sayfaya geldiğinde daha önceden bu sayfaya gelenleri tanımlamak için oluşturmuş olduğum etiketi üzerine ekle dedim. Bu eylem başladığında benim bir otomatik sistemim oynayacak dedim. Tamam bunu seçtim. Ücretsiz eğitim sayfasına gelenler etiketini sahip olduğunda bu otomatik iş akışını oluştur dedim. Peki bunu oluşturduktan sonra ne yapacağım? artı butonuna tıklıyorum. Burada karşıma 3 tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Hemen bir aksiyon almasını istiyorsam action butonundan tıklayıp kurallarda olduğu gibi şunu yap, bunu yap diyebilirim. Ama hemen bir aksiyon istemiyorsam delay seçeneğini seçebilirim arkadaşlar. Delay de bekleme demek. Belirli bir süre bekle anlamına geliyor. Delay'e tıkladım mesela hemen bir işlem yapmasını istemiyorum. Kullanıcı bu etiketi aldığında bir saat beklemesini istiyorum ya da işte bir gün beklemesini istiyorum. Ben bir saat beklemesini tercih ediyorum. Create dedim. Tamam kullanıcı bu sayfaya geldi. Hemen bir şey yapma. Önce bir, bir saat bekle. Yani buradaki bir saat bekleme işi de bir eylem aslında. Tamam delay'den bekleme sürecini belirledik. Daha sonra ne yapacağım? Artıya basıyorum ve bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği varyasyonuna göre seçimine göre bir Sistem bütünü oluşturmaya devam edeceğim. Ne demek istiyorum? Bu bir saat bekledikten sonra arkadaşlar, ben kullanıcının yapmış olduğu hareketi analiz edeceğim. A hareketini yaptıysa, o A hareketinin devamında başka bir otomatik sistem devam edecek. B hareketini yaptığı zaman, o B hareketinin devamında başka bir otomatik sistem devam edecek. Buna da decision üzerinden e, karar veriyoruz. Örneğin buradan decision'a tıkladım ve dedim ki kullanıcı yine e, bu bir saat bekledikten sonra bir tek alıp almadığına bakarak karar vereceğim. Tek dedim. Buradan bakın ücretsiz eğitime kaydolanlar. Mesela bu tek alıp almadığını kontrol edeceğim. Ona göre otomatik sistemlerimi oluşturacağım dedim. Tıkladım ve create dedim. Bakın arkadaşlar. Evet ya da hayır şeklinde sistemlerimi ikiye ayırdı. Ücretsiz eğitim sayfasına gelenler var. Bir de geldikten sonra kaydolanlar var. Buraya gelen, hiçbir şey yapmadan çıkıp gidenler, bir de geldikten sonra e-mail adresini buraya girip kaydolanlar var. İki farklı insan. Dolayısıyla ben bu iki farklı insan için iki farklı otomatik sistem oluşturmak istiyorum. Bakın, onu da decision başlığı altında yes ve no seçenekleri üzerinden kurguladım. Tamam. Ücretsiz eğitime kaydolanlar etiketini aldıysa bu ne demek oluyor? Buraya e-mail adresini yazdı ve artık buna bir e-book göndermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu etiketi alanlara yani yes kısmına artıya basıyorum ve bir aksiyon al diyorum. Bu aksiyon da ona bir e-mail göndermek olabilir ya da e-book kampanyası oluşturduysak bu kampanyaya kayıt etmek olabilir. Subscribe to kampanya diyorum. Ücretsiz e-kitap kampanyası diyorum ve create diyorum. Artık bu etiketi alanlara otomatik bir şekilde e-kitap kampanyamız gitmiş olacak. He almadı mı? No kısmı mı? No kısmından da otomatik bir şekilde e, otomasyon sistemlerimi devam ettirebilirim. İşte burada arkadaşlar şurada automation başlığında workflows'un yani iş akışlarının kurallardan farklı olduğu kısım bu kısım. Burada birden fazla kuralı aynı iş akısı üzerinden gerçekleştirebiliyorum. Hayır dediyse hemen e, basıyorum ve burada bir aksiyon alıyorum. Ne aksiyonu alabilir? Örneğin bu insanları başka bir kampanyaya ekleyebilirim. O kampanya üzerinde de kullanıcılara e-kitap almasını sağlatacak bir başka e-mail dizilimleri olabilir. Ya da doğrudan sadece o insanlara hitap eden onları soğuktan ılık kitle yapmamıza yönelik bir e-mail varsa oluşturduysak onu atabilirim. Ya da onları bir kursa ekleyebilirim. Enrol kurs diyorum mesela Diyorum ki buradan benim oluşturmuş olduğum Udemy benzeri bir kurs oluşturabiliyordum ya bahsetmiştim diğer videolarımızda. Ücretsiz Facebook, Instagram reklamcılığı eğitimi dedim. Dedim ki bu kursa full üyelik ver dedim. Create dedim. Tamam. Şimdi burada şöyle bir sistem oluşturdum. Kullanıcı geldi e-kitabını almak istediğini söyledi. E-kitap aldıysa ona e-kitap kampanyasını otomatik bir şekilde göster gönderdi. E-kitap almadıysa ben şunu anladım. Ya bu kullanıcı ücretsiz bir şey veriyorum. E-kitap veriyorum ama muhtemelen kitap okumayı sevmiyor. Okumaktan hoşlanmıyor dolayısıyla bunu almamış olabilir. Bunu başka nasıl kazanabilirim? Bunu video ile kazanabilirim. Evet kitap okumak istemiyor olabilir ama ücretsiz bir video kursum varsa ve onu ücretsiz bir şekilde buna verirsem onu daha sonra alabilirim dedi. Dolayısıyla buradaki insanlara ücretsiz bir şekilde bu kursuma ekledim. Kullanıcı e-kitap almak için e-mail adresini vermediyse ona bir e-mail gidecek ve bu e-mail içerisinde ücretsiz Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimi paneline ulaşmasını sağlayacak bir link olacak. O linke tıklayıp şifresini oluşturup o panele ücretsiz erişim sağlayabilecek. Bunun devamında yine bu kursa kaydolanların üzerinden farklı farklı kurallar oluşturabilirim. Bu sizin sektörünüze, sizin amacınıza ve ee, yaratıcılığınıza bağlı olarak ne kadar gelişmiş, ne kadar geniş sistemler kurabileceğinizi buradan sürekli kurcalayarak öğrenebilirsiniz. Yani burada yapacaklarınızın sınırı yok, anlatmaya kalksam hepsini, 10 saat sürer burada yapacağınız kurallar bütünü. Mesela action'a bastım, tamam ücretsiz eğitime gelenlere başka ne yapmak istiyorsun dedim. Örneğin, örneğin, örneğin onların üzerinden e, şu tag'leri, bazı etiketleri kaldırmak istiyorum mesela Ücretsiz eğitim sayfasına gelenler etiketini kaldır dedim. Çünkü ben o sayfaya gelenler etiketine sahip olan insanlara bir pazarlama e, kampanyasına dahil ettim diyelim. Onlara pazarlama mailleri atacağım. E ama zaten içeriği almış olduğum onları e, kazandığım insanlara tekrar tekrar aynı kampanyaları göndermek istemiyorum. Mesela attım. Bakın bu kursa e, sahip olanlara e, bu etiketini kaldır dedim. Bunun haricinde bu kursa kaydolan insanları segment etmek için bu kursa kaydolanları tanımlayacak etiketim varsa onu da ekleyebilirim bu kursa kaydolduğunda. Hemen bakalım. Artı diyorum. Mesela biraz e, bekleme süresi koyalım. Bir saat bekle. Daha sonra artıya basıyorum. Action diyorum. Buradan bir etiket oluştur diyorum. Etikette de e, ücretsiz nerede facebook burada oluşturmamışız hemen oluşturursak karşımıza çıkan örneğin bu etiketi adını e, Facebook reklamcılığı eğitimine kayıt olanlar olarak varsayın. Oluşturduğumuzu varsayın. Create diyorum. Bakın o etiket üstüne eklenmiş oluyor vesaire. Aynı şekilde bu taraftan da yine kuralları devam ettirebiliriz arkadaşlar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi automation başlığı altından kurallar ve bu kuralların farklı varyasyonlar üzerinden daha gelişmiş, daha devam eden, uzun bir şekilde devam edebilecek karmaşık sistemler dahilinde oluşturmamızı sağlayacak workflows'ları yani iş akışlarını göstermeye çalıştım. Kendi oluşturacağımız online hibrit kurs danışmanlığı özelinde kurallarımızı ve iş akışlarımızı nasıl oluşturacağımızı uygulamalı bir şekilde e, diğer modüllerimizde göstereceğim. Dediğim gibi bu videomuzda sadece bunun mantığını anlamanızı ve aşinalık kazanmanızı sağlamak için bu başlıktan bahsetmek istedim. Evet bu videoluk aktaracaklarım bunlardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.